Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve karşınızda Space Engineers'layım. Space Engineers nedir diye soracak olursanız, Kin Software'ın geliştirdiği Minecraft benzeri diyebileceğimiz ancak biraz da benzemeyen, gene voxel tabanlı fakat uzayda geçen, biraz daha gerçekçi ama biraz daha bilim kurguya yakın vesaire vesaire ilginç bir oyun. Oyun ilginç bir oyunu anlayacağınız üzere. Muhtemelen Minecraft'tan daha kolay kasabilen nadir oyunlardan bir tanesi. O konuda hakkını yemeyelim. Ama DirectX 11 modunda çalışıyorsanız. Neyse, gelelim. Bu yeni bir seri olacak benim için. Ve sizlerle beraber başlayacağız. Kullandığım bir mod paketi var bu arada. Bunu Steam Workshop'tan Köftepack diye aratarak altta linkini yer alacak. Alabilirsiniz. Orada yer alacak bütün mod paketi. Mod paketinin içinde yer alan modların hepsine subscribe olduğunuzda modların hepsini indirmiş olacaksınız. Onları nasıl aktifleştireceğinizi de şimdi göstereceğim. Şimdi New World diyoruz. Tutorial'ları yapmanızı tavsiye ederim size. Bugün gelen güncellemeyle beraber Planetary tutorial'lar da geldi. Yani gezegende geçen tutorial'lar. Quick Start, hızlı bir start. Easy Start modda gezegende Easy Start'ta başlıyormuş. Creative moddaymış. Ama bizim istediğimiz Survival mod. Solar System. Köfte Let's Play. Autosave açık olsun. Hostility normal olsun. Offline olsun. Başkasını istemiyorum. Ve şimdi modları aktif edeceğiz. Şurada subscribe olduğumuz bütün modlar vardı. Şunlar yani. Buna tıkladığımızda hepsini aktif etmiş oluyoruz. Ancak iki tanesini devre dışı bırakacağım. Şimdilik. Ups. Yanlış tuş. Şu Mid Space, Large Ship Speed ve Small Ship Speed modları. Bunlar Large Ship'lerin iki tane gemi türü var. Large Ship ve Small Ship'ler. Yani büyük gemi ve küçük gemi. Büyük gemilerin hız limiti 1200, küçük gemilerinki ise 500 şeklinde ayarlıyor. Bu gezegen moduna henüz uygun değil. Biz gezegende başlayacağız. Gezegen moduna uygun değil dememin sebebi şu: inerken duramıyorsunuz. Ve bu önemli bir şey. Şimdi Advance'a gelelim. Evet. Bunlar böyle kalsın. Assembler Efficiency, Refinery Efficiency. Refinery Efficiency'yi 10'a getireyim. Çünkü o bayağı bir sıkıntı yaratacak bize. Ya dur, kalsın. Kalsın ya. Bakalım burada neyi aktif edebiliriz? Günü 2 saat yapmayacağım. 42 dakika yapacağım. Neden 42 dakika? Çünkü 42. Her şeyin anlamı. Örümcekleri devre dışı bırak ve aktif et. Evet. Ve World Generator'da Flora Density'yi ben low'da tutuyorum. Asteroid Density ise normalle alalım. Ve sonra Star System'de değil mi? Evet, Star System'de. Diğer seçenekleriniz bu arada Asteroidler güzel bir başlangıç seçeneğidir. Two Platform iki farklı kişi için güzel bir başlangıç seçeneği. Bu yine başka bir olası başlangıç seçeneği. Lone Survival Hardcore oynamak istiyorsanız yine güzel bir başlangıç seçeneği. Bu ise Creative için evet, güzel bir start. Easy Start'ı ise Easy Start'lar yani kolay başlangıç. Habitable Planet'ı hiç denemedim. Bunlar da değişik gezegenlerde kolay başlangıç. Ve başlıyoruz. Evet, öncelikle modları indirecek. Ve daha sonra indirmelerini kontrol edecek ve beraberinde dünyayı açacak. Bu biraz sürüyor. Evet, o esnada bu seride amacım ne onu bir belirteyim. Aslında şu an kafamda bir amacım yok. Ancak bayağı bütün uzayı keşfetmek gibi bir planım var. Ha, şimdi loading screen'e
geldik. Loading screen'de olay şu. Yükleniyor. Sadece yükleniyor ama beraberinde güzel alıntılar geliyor. Gördüğünüz gibi yaratıcılık zekanın eğlenmesidir gibi bir laf söylemiş burada Albert Einstein mı abimiz. Ah. Evet. Ve burada beklerken tabii ki de siz sıkıntıdan patlıyorsunuz. Gemi dizaynları olarak aklımda birkaç bir şey var. Ama genelde seri esnasında rastgele bir biçimde gelişecekler. Bunun yanı sıra bir adet de kreatif dünya açacağım. O kreatif dünyada bir şeyleri de test ediyor olacağım. Yani ve o test ettiğim şeyleri nasıl gerçek dünyaya aktarabildiğimde göreceksiniz. İlginç bir yöntemle aktarılabiliyor. Ve aktardığım, yaptığım çoğu gemi dizaynını ayrı bir paket olarak size sunacağım. O pakete de subscribe olursanız ya da takip ederseniz orada her yeni yaptığım gemiyi görebilirsiniz. Ki ilk yaptığım gemiden itibaren onun linki de açıklama kısmında yer alacak. Yani kısacası rahatlıkla bulabileceksiniz. Evet. Ve oyunla zeki modlar hakkında bir şey söyleyeyim. Heh, başladık. Ve başlangıç gemimiz bir adet gezegene inen bir arkadaş. Kontroller, açınızı mouse ve Q ile E tuşuyla yapıyorsunuz. Normalde V tuşu third person'a geçmenizi sağlıyor bu şekilde, ancak ben de o büyüktür küçüktür işareti tuşu. Çünkü neden? Çünkü ben V tuşunu push talk için kullanıyorum ve onu değiştirmeyi hiçbir şekilde istemiyorum. Evet. Ve gördüğünüz gibi şöyle bir gezegenimiz var. Umarım bir uranyum yatağına yaklaşabilirim. Çünkü uranyum benim için önemli bir yatak. Ben solar enerji kullanmayı sevmiyorum. Beni biliyorsunuz. O yüzden şu an bu inme sürecini bekliyoruz. Biraz uzun bir süreç oluyor bu. O yüzden ilk bölümde çok fazla bir şey yapamayacağız. Ve speed modu olmadan maksimum hızımızı görüyorsunuz. 104.4 metre bölü saniye. Saniyede 104 metre ilerliyoruz yani. Gemimizin ağırlığı 326 ton. Enerji kullanımı, reaktörler şudur budur. Orada gözüküyor. Kaç tane thrusterımız oldu, kaç tane gyroskopumuz oldu. Yakıtımızın ne kadar dayanacağı. Bunlar sağ alt tarafta listeleniyor. Sol alt tarafa bakacak olursak orada da kendi karakterimizin bilgileri orada yer alıyor. Mesela jetpack'im kapalı. Onu şu an açıp kapayamıyorum. Damplers'ı kapattığım takdirde şu an bu geminin kilidini kapatıyor. Çünkü şu an geminin kontrolündeyim. Soğuk bir yere denk geldik. Atmosfere girdik mi? Hayır, henüz girmedik. Atmosfere girdiğimizde şu an üstümüzde bulunan atmosferik thrusterlar bizi yavaşlatmaya başlayacak. Net başladılar. O yüzden ben şu an şunu yardıracağım. Şöyle açık bir araziye doğru ilerlemek istiyorum. Bu şekilde açı değiştirerek ilerlememin sebebi nedir diye soracak olursanız, aşağıya doğru verilen iticiler bu makinede çok güçlü. Ancak yukarı doğru verilen ileri geri doğru verilen iticiler pek güçlü değil zaten. Gördüğünüz üzere şu an üstte olan iticiler onlar. Diğerlerine kıyasla bayağı minnacıklar. Şu şekilde kendinizi ileri doğru hızlandırıyoruz. İlk olarak bir uranyum yatağı bulmak istiyorum. Aslında dur, şu düzlüğü tarayacağım o yüzden. Biraz yavaşlayalım. Ve C'ye basarak aşağıya doğru ilerliyoruz. Aşağı doğru hızımı arttırıyorum. Bayağı hızlı ineceğim. Ancak sona doğru yavaşlayacağız.
inme kısmı bu arada bayağı stresli bir kısım. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ve inecek yeri bayağı güzelce seçmeniz gerekebilir. Ve yavaşlama sürecinin şuyunu buyunu biraz öğrenmiş olmanız gerekiyor. Ve şu çizgi nedir diye soracak olursanız o da ufuk çizgisi. Yani dünyaya olan açınızı hesaplamanız için güzel bir arkadaştır kendisi. Evet. Bir uranyum yatağının yanına inmek istiyorum. O yüzden bakalım. Tamam, burada silver'ımız var. Ve yavaşça ilerleyerek başka olası madenlere de bakacağız bu şekilde. Madenlerin ne görüyor diye soracak olursanız, o silikon varmış burada. Magnezyum, silikon, nikel. Madenleri görmemizi sağlayan arkadaşımızı da birazdan göstereceğim size. Güzel bir arkadaş. Evet. İlerleyelim. Buz stoğumuz acaba o karlar buz olarak geçiriliyor mu? Onu bilmiyorum ancak öğreneceğiz. Ama bana ciddi anlamda bir uranyum stoğu lazım. Çünkü biliyorsunuz ben nükleer enerji fanatiği bir insanım. Evet. Bu şekilde dünya üzerinde ilerlerken iron bulduk. Demir önemli bir maden. İnanılmaz derece önemli bir maden. Neredeyse her türlü temel parça onunla yapılıyor haliyle. Ve bu şekilde boş boş gezerek uranyum arıyoruz. Test dünyalarından bir tanesinde çok güzeldi. Keşke onda Let's Play başlatabilseydim. Evet. Çünkü direkt uranyum yatağının yanına, bayağı büyük bir uranyum yatağının yanına doğmuştum. Bu arada buradaki maden sistemin... Aha! Uranyum. Ve beraberinde iron. Sen şöyle dur. Heh. Aferin. Biraz derinde. Ama derinde olması kötü bir şey değil. Ve tabii ki de düz bir inebilecek alan lazım bize. Mesela şurası güzel gibi. Tabii arkadaş ilerlemeye yeltenirse. Evet. Buradan itibaren yavaşça inmeye özen gösterin çünkü gemi biraz yamuk. Ve ilk olarak flashlight'ımı açıyorum ve bu parçaları yavaş yavaş tanıyacağız sizler. Evet, inişimizi yapalım. Aa, kötü bir açıyla inmişim. Ups. Alta basılı tutarak bu arada iniş açınızı değiştirebiliyorsunuz. Yani görüş açınızı. Bu önemli bir faktör. Yanlış yöne. Dur, şu an tersten baktığım için.
ufuk çizgisine bakarak biraz ups ayaklardan birini kırdım, bu kötü oldu ama neyse. Azıcık daha az malzemeyle başlayacağız demektir bu. Malzemeyle. Bakın kırılan parçalardan toparlayabildiğimiz bir şey var mı? Yok. Lanet. İlk olarak G'ye basalım. G bizim inventory'miz değil. G bizim yapabildiğimiz şeylerin listesi. Buradaki inşaat sistemi biraz farklı. İlk olarak yanlış arkadaşı aldım. Grinder, welder ve hand drill. Bunlar bizim temel aletlerimiz. İlk olarak hand drill'i kullanacağım çünkü bu benim için fazla önemli bir nokta. Çünkü benim random'e ihtiyacım var. İlk önce gemimize gelelim. Uranyum neredeyse hemen altımızda. Bu fazlasıyla güzel bir şey. Ve size onları gören arkadaş ney? Onu bir hemen göstereyim. Şu. Or dedektör. Or dedektörümüz madenleri görebilmemizi sağlıyor. Evet, ön burası. O zaman şuradan bir yerden uranyumu kazmamız lazım. Bu arada drill de iki şekilde çalışıyor. Bir sol tıkla normal malzemeleri toplayarak kazıyorsunuz. Tabii C'ye basarak eğilmenizi tavsiye ederim. Ve şu şekilde malzemeleri geri alıyorsunuz. Ancak sağ tıkla da direkt bodoslama daha geniş kazabiliyorsunuz. Ancak karşılığında malzemeleri geri alamıyorsunuz. Ve almayı unuttuğum önemli bir şey var. Shift'e basarak da koşuyorsunuz. Evet. Bu kargo konteyner depolama sistemi ve şu oksijen jeneratörü. Oyunla alakalı ufak bir detay. Eğer oyunda bir şeyler birbirine bağlıysa conveyor'larla o şeyler çalışabiliyor ve şu uranyumu alacağım çünkü enerjimin hiçbir şekilde bitmesini istemiyorum ve shift 1, 2, 3 ile beraber şu slotları değiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok daha fazla aleti barındırabiliyorsunuz hızlı erişim listenizde. O bayağı bir işe yarayacak. Farklı işler için farklı slotları falan kullanmaya başlayacaksınız. Ve drill'in bir özelliğini de birazdan göreceğiz. Ancak onun için azıcık aşağı inmemiz lazım çünkü uranyum bayağı aşağıda idi. Daha gelişmiş. Hidrojenleri almanın sebebi ise oyunda jetpack'iniz var. Jetpack'iniz uranyum demişim. Hidrojenle çalışıyor. O yüzden bu biraz önemli bir nokta. Hidrojen depomuzun dünyadayken inanılmaz derece hızlı tükeniyor. O yüzden de onu yenileyecek bir kaynağa ihtiyacımız var ve oksijen ve hidrojen taşıdığımız bottle'lardan, yani şişelerden, kutulardan, ne derseniz deyin, kendilerini yenileyebiliyorlar. O yüzden onları elinizde bulundurmaya çalışın. Ve ben uranyumu araya durayım. Evet ve geri geldim ve gördüğünüz gibi uranyum şurada gözüküyor. Tıpkı gemide or dedektörle gördüğümüz gibi. Çünkü ancak şöyle başka bir alete geçtiğimizde bunu görmüyoruz. Çünkü drill, hand drill tıpkı o dedektör gibi madenleri algılayabiliyor. Ancak çok yakın bir mesafedeyken. 40 metre gibi bir mesafe. Yani biraz uzaklaştığınızda bunu göremeye başlayacaksınız ve karşınızda uranyum yatağınız. Evet. O tatlı, güzel uranyum. Ve T'ye basarak düşürdüğümüz şeyleri de alıyoruz. Stone'ları da alın bu arada. Az buçuk. Çünkü işinize yarayacaklar. Ama şimdilik değil. İleride yarayacaklar.
Evet ve yolumuza devam edelim bu şekilde. Bu şekilde inventörümüz dolana kadar oranı toplayacağız. İnventörümüz nasıl dolduruyor diye soracak olursanız bu arada inventörümüz burası. Bunun dolduğunu nasıl anlayacağız? Çünkü slot sayısı az gibi duruyor ancak bu slot sayısı artıyor. Dolduğunu şu esnada şurada gözüken volüm kısmından anlıyorsunuz. 4000 gibi bir rakama geldiğinde inventörümüz dolmuş oluyor. Yani bu inventörümüzün limiti. Yani taşıyabildiğimiz eşyalar adetiyle değil Minecraft'taki gibi ağırlığıyla hesaplanıyor. Yani biraz daha gerçekçi bir şekilde. Bu arada bu seri biraz eğitim serisi gibi olacak. O yüzden aklınıza takılan sorular varsa, merak ettiğiniz şeyler olursa sorun. İlerleyen bölümlerde bunu cevaplamaya çalışacağım. Bölümleri 3 bölümden fazla stok bölüm tutmayacak şekilde çekmeye çalışacağım elimden geldiğince. Ama biliyorsunuz ben günlük video yayınlayamıyorum. Öyle bir imkanım yok. Günlük video yayınlasaydım çok daha rahat olabilirdi sizin için. Ancak maalesef öyle bir şansımız yok. Evet. Bu arada günlük videodan kastım şu. Videoyu çektiğim gün yayınlamak ya da ertesi günü. Ama 3 günlük bir 3 gün demişim. 3 bölümlük bir gecikme ile muhtemelen çoğu sorunuza yanıt verebileceğim. O yüzden çok fazla gecikeceğinizi düşünmüyorum. Bunun yanı sıra oyun nereden esti diye soracak olursanız, bir süredir zaten oynamayı düşündüğüm ve almış olduğum bir oyundu. Ama Minecraft'tan ve Guild Wars'dan çok fazla oynayacak zaman bulamıyordum ve Minecraft'tan sıkılmaya başladığım için biraz da alternatif oyunlara yönelmeye başladım ve şükürlerimi söyleyebilirim, çok daha sevdim gibi. Yani oyunla tanışmam bu şekilde oldu ve birkaç test oyunu oynadık. Salihlerle biraz oynamayı denedik ancak oyunun server sürümü hala bir rezalet. O yüzden multiplayer değil bu seri. Ama hani multiplayer olmaz. Belki ileride diğer bir seri multiplayer olacak. Bu tamamen oyunun multiplayer'ını düzeltmesiyle alakalı. Geliştiriciler multiplayer problemlerinden haberdar ve bu seneki önceliklerini multiplayer ve performans sorunlarına adamışlar. Oyun hala early access'te, yani tam bitmiş bir oyun değil ve inventörüm neredeyse. Kırmızı olduğunda volüm kısmı inventörünüz neredeyse dolmuş demektir. O yüzden çıkabilirsiniz. X'e basarak JP'yi açıyorum ve bu arada kullanmadığınız takdirde JP'yi kapatmanızı öneririm çünkü hidrojen seviyemi aşağıda görüyorsunuz inanılmaz hızlı bir biçimde ve kaskımı çıkartmayı unuttum. O yüzden oksijeni tamamen boşuna harcıyorum. Evet ve şurada refinery'yi görüyorsunuz. Aslında bu ufak bir alet gibi gözüküyor ancak değil. Hiç değil. Ve refinery'nin içine uranyumumuzu atıyoruz. Bu arada Shift Minecraft alışkanlığı. Shift ile tıkladığınız takdirde sadece 100 tane item atıyorsunuz. Item'dan 100 tane atıyorsunuz. Shift tıkladığınız takdirde tamamını atıyorsunuz. Böyle ben şu stone'ları önden bir işleyeyim. Stone'lar hızlı işleniyor çünkü. Ve gelelim diğer aletlerimize. Welder bir şey koyduğumuzda onu yerleştirmenizi sağlayan bir şey. Grinder ise şeyi parçalamamızı sağlayan şey. En özet haliyle ve ben şimdi ne yapacağım? İlk olarak şuradan biraz steel plate alayım. Ve new station. Öncelikle bunu bir istasyona çevirmemiz lazım çünkü diğer türlü gemi kaybolacak.
istasyona çevirmek için şurası güzel bir nokta olabilir. B'ye basıp açı ayarlama moduna gelelim. Bu güzel bir açı. Sonra bunu bu şekilde weld diyelim. Temel parçaları koyuyor, üstüne parçaları welder'la koyuyorsunuz. Sonrasında merge block. Evet, merge block. Merge block'u da şu şekilde yerleştiriyorum. Tabi bu çok daha fazla parçaya ihtiyaç duyacak ve bunun için bazı parçaları yok etmem gerekecek. Bunun yanı sıra ikinci merge block. Asıl dur, bunu buraya koyamayacağım şimdilik. 4. Merge block'u şuraya koyalım. İkinci merge block'u da önümüz şurası. Bu arada page up page down, home end ve insert delete tuşlarıyla bunların açısını ayarlıyorsunuz. Malzemeler yeterli olmadığı için şu an daha fazla layout diyemiyoruz bunu. Şunu da birazdan layout diyemeyeceğiz. Peki diğer parçaları nereden bulacağız? Şimdi neler gerekiyor bize bunun için? Large steel tube gerekiyor, computer gerekiyor, construction component gerekiyor, motor gerekiyor ve small tube gerekiyor. Tabii ki de şunları ilk parçalayacağım çünkü bunlar hiçbir işime yaramıyor. Gördüğünüz gibi bunlar parçalamaya yarıyorlar. Evet, bu şekilde bunları parçalıyoruz. Landing gear'lar şu an önemli değil çünkü bu arkadaş thruster'larımız sayesinde havada asılı kalabiliyor. Ve landing gear'larımızı parçalayalım. Evet, bu kalsın. Hatta bu kalsın çünkü önemli bir small tube'ümüz ve kompütörümüz yok. Onları elde etmemiz gerekecek. Onun için construction component da eksik kaldı. Evet, onları nasıl elde edeceğiz diye soracak olursanız, tabii çıkabilirsek önce oyunun spawn mekanikleri de biraz adam olması gerekiyor. Bundan birazını toplayabiliyoruz. Sliding door. Kapımız. Kapı. Ne demek isterseniz. Beraberinde bu grider de bunun istediği. Bu da grider. Mesela şu LCD ekranları da parçalayalım. Bunu parçalamayı unutmayalım. Bunu mutlaka parçalayın yoksa oksijeni tamamen boşa harcıyorsunuz. Kullanmadığınız bir conveyor hattı var mı? Bakalım, sen large tube. Sen olmak large tube, kompütörleri şuradan alalım. Ve şunları belt diyelim, muhtemelen small var kalacak. Ups. Neredeydin sen? Heh, buradaydın. Evet, small tube eksik kaldı. Construction componentlerimiz tam ama biraz daha small tube bulmamız lazım ve onun için bir yöntem daha göstereceğim size. Hızlıca çıkabilirsem. Sende small tube var mı? Large tube var. Tamam. Niye atalım şu reader'ları? Atalım. Production, disassemble, assembly machine kullanıyoruz ve grider'ımızı ingot'a çevireceğiz. Buradan assembly'a geçelim. Small tube. Yapabildiğin kadar small tube yap. Evet, assembly machine'de bu şekilde çalışan bu makinemiz 21 tane yaptı. Diğerleri yapamıyor çünkü yeterli malzeme yok.
ama önemli değil çünkü 21 tanesi bizim hayali işimizi görüyor. Evet, merge bloklarımızı tam olarak weldleyin. Bu arada şu kırmızı çizgiyi geçtikten sonra işlevsel olmaya başlıyor. Geri kalanı dayanıklılık ve kozmetik işler için geçerli. Ancak ben her şeyi %100 weldlemeyi tercih ediyorum. Bu sayede her şey çok daha sağlıklı oluyor. Ve şimdi işin zor kısmına geliyoruz. Karanlıkta gemi uçurmak. Evet, tabii. Önceden ayarlanmış bir biçimde bunları kontrol ediyoruz. Ups. Biraz buradan itibaren bayağı ups. Evet. 1-2 açı değişimiyle. Evet, oturdu. Ve gemimiz artık bir adet istasyon. Aa, denk geldiği yerde güzelmiş. Aga sen orada direkt madeni kazarsın dedi bana resmen. Evet, şunu da şimdilik keselim. Buradan itibaren yapacağımız önemli iş All Blocks kısmına gelelim ve Light Armor asadı. Light Armor yok. Ve şu Heavy Armor'larımızı kıralım, bunlar bayağı bir zahmetli. Ops, inventory dolu. Inventory doluyken ne olduğunu şimdi göstermek istemiyorum ama birazdan göstereceğim. İşime yaramayacakları şimdilik atalım. Bunlar çok fazla yer kaplıyor. Çok ağırlar. O yüzden dikkat edin onlara. Heavy armor slot. Ve elimizdeki grinder'la welder'ı bu arada upgrade edebiliyoruz. O yüzden bu kadar beklemeyeceğiz sonrakiler için. Ve bunun yanı sıra bunların gemi versiyonunu da yapabiliyoruz. Yani gemiyle büyük işleri girişebileceğiz. Yani her şeyi elle weld dememize şuya buya gerek yok. Şimdi 4. Evet. Tamamdır. 5. Ups, ters oldu bu. 5. Hangi açıda buluyorsun? Tam doğru açı. Buradan itibaren iş biraz çetrefilli bir hal alıyor. Ha. Tamamdır. Ve voilà. Ve yeni iniş platformumuzu da, merdiven platformumuzu da bu şekilde yaptık. Evet. Ve seni de weldleyelim ve mis gibi bir merdivenimiz var. Ve şimdi işin eğlenceli kısmına geçelim. Buradan buna yetişemiyoruz. İlk olarak bazı blokları kıracağız. İçeriden başlayalım kırmaya. Programmable block şimdi işimiz yok senle. Ama ileride çok işime yarayacaksın. Evet, bunun pampası timer block. Evet, beraberinde şu LCD monitör. Şu battery'leri yani pilleri dokunmuyorum. Çünkü onlar biraz kritik.
şu pencereleri kıralım. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi eğer inventörünüz dolmuşsa şu şekilde düşüyorlar. Yere ve onları gidip alıyorsunuz. Şimdi hidrojenlerimi de atacağım ve şu silahı da, automatic rifle'ı da atacağım. Çünkü automatic rifle'la işim yok. En azından şimdilik. Ve girelim işin çetrefilli kısmına. Bu bayağı iniş çıkış isteyecek bizden. Şunu da bir keselim. O LCD panellerde yazanları okumanızı tavsiye ederim çünkü güzel bilgiler veriyorlar. Ve unutmadan benim enerjim azaldı. Onu ben şurada doldurayım. Enerjimizi dolduruyor. Eğer bir oksijen jeneratörü ya da oksijen tanka bağlıysa oksijeninizi ve hidrojen tanka bağlıysa hidrojeninizi de doldurabiliyorlar. Bu arada oksijen jeneratörler hidrojen de üretiyor. Onun yanına gidip T'ye basıyorsunuz sadece, o kadar. Bu arada custom skin kullanmak isterdim ancak şu anki güncellemede skinler oyunu çökertebiliyormuş ve aşağıya düştüler. O yüzden bir şeyleri kırarken inventörünüze bakın. Az item var ancak bu itemlar hem fazla şey istiyor, hem fazla yük taşıyor hem de çok var. Sayı şey, çeşit olarak azlar, sayı olarak çoklar. Sen gel, kaçma. Bit. Sonra sen. Evet, taşıyamadım bile. O yüzden şöyle gidip. İlk bölüm bu şekilde gemimizi soymakla geçiyor. Sonraki bölümlerde başka ufak gemiler yapmayı göstereceğim size. Bu arada bunun motorlarını neden şu an parçalıyoruz diye soracak olursanız, bu artık bir istasyon, bir gemi değil. O yüzden bunun herhangi bir hareket etmesine gerek yok çünkü zaten edemiyor. Evet, bu sefer daha dikkatli. Ama inerken daha o kadar dikkatli değilmişim. İlk olarak ama bu büyük motorları parçalamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar bayağı kritik. Bayağı fazla enerji tüketebilecek arkadaşlar ve şu anki durumda enerji bizim için bayağı önemli bir kaynak. Bakalım uranyumlarımızın işlenmesi ne durumda? Hala işleniyorlar. Bakalım stokta ne kadar uranyumumuz var. 4. Tamam, bu bizi bayağı bir idare eder. Ha bu arada bu rafinerinin parçası, refinerinin parçası. Yani yalnız bayağı geniş bir blok. Evet. Bu şekilde geliyoruz. Unutmadan oyunda neredeyse hiçbir şeyi hiçbir şey çöpe gitmiyor. Ama neredeyse kısmına dikkat edin çünkü bazı şeyler gidiyor. O yüzden mesela giden şeyler arasında en meşhuru şu an şu yukarıdaki pilleri kırmaya kalkışsak eğer o piller bize bayağı bir patlayacak. Neyse, piller demişken ben şu pilleri bir ayarlayayım. Bunları sadece semi otomobili çıkaralım. Hatta dur. Sadece discharge etsinler çünkü ben pil kullanmıyorum. Piller boşaldığında her şey gidecek. Bunlarla alakalı. Ve bu arada kırmanız gereken önemli bir parça daha. Gyroskop. Bu yine sadece gemilerin işine yarayan bir parça. Ancak istasyonda hiçbir işinize yaramayacak bir parça. Ancak gemilerde hayati bir parça. Çünkü açı değiştirmenizi, şuyunuzu buyunuzu, yön değiştirmenizi falan sağlıyor. Hatta bunun az olması büyük gemilerde bayağı sıkıntı yaratıyor. O yüzden geminizin büyüklüğüne göre gyroskop sayımızı arttırmanız gerekiyor. Onun için de bir mod ekledim. Süper gyroskoplar. Normal gyroskoplardan kat kat daha güçlüler. Evet, şimdi başka kırmamız gereken şeyler. Ben önce şu üstteki
Ha, hidrojen seviyem şu an yeterli. Bulletproof glass. Kırıl. Evet, üstteki 4 motoru önce kıracağım. Evet, üstteki 4 motoru kırdıktan sonra alttaki motorlarını da kırıp sonrasında üstü biraz düzleyeceğiz. Ama orada da bölüm bitmiş olacak. Şu an bölüm 22 dakika olmuş bile. Pardon, 22 dakika değil, ilk partını unutmuşuz. O zaman biz süremizi geçtik. Neredeyse. O zaman şu an neleri parçalayacağımı biliyorsunuz. Şunu da bir parçalayayım. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.